Merhaba arkadaşlar, English at Chatbit Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde in prepositionını bütün kullanımlarıyla ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Preposition edat demek, yani tek başına bir anlam ifade etmeyen ama cümle içindeki kullanımına göre, yanına geldiği kelimelere göre bir anlam ifade eden sözcükler. Şimdi, birçok kanalda in, on, et birlikte verilir. Fakat sadece yer ve zaman bildirdikleri anlatılır. Ben biraz daha ayrıntılı işlemek istiyorum. Yani in on eti tek videoda toplamaya çalıştığım zaman bu yaklaşık 2 saatlik falan bir video olacaktı. O yüzden onları böldüm. Önce in vereceğim, haftaya on vereceğim, sonra et vereceğim. Bütün kullanımlarıyla bu üç temel preposition'ı iyi bilmemiz gerekiyor. B2'ye geçmeden önce diyerek başlıyorum. Şimdi, in içinde demek. Fakat cümledeki görevine göre DDA olarak da çevriliyor. İzmir'de, İstanbul'da gibi mesela. Evet, mesela birincide zaman sözcükleriyle kullanımına bakalım. Aylarda, yıllarda, yüzyıllarda, mevsimlerde, tarihi dönemlerde işte Orta Çağ gibi. Öğleden sonra derken, akşam derken, gece yarısı, gün ortası vesaire derken bu sözcüklerin İngilizcelerin başına in getiriyoruz. Örneklerimize bakalım. Aylarda kullanılır demiştik. Mesela in April, in May, in July, in September gibi ayların başına in geliyor. Yıllarda kullanıyoruz. In 1995, in 2000, in the 1980s gibi. Yüzyıllarda kullanıyoruz. In the 17th century, in the 20th century. Mevsimlerin başına in geliyor. Mevsimlerden önce the serbest, the kullanabilirsin. Kullanmaya da bilirsin. In autumn da dersin mesela. In the autumn da dersin. İkisi mümkün. Amerikan İngilizcesinde sonbahar anlamı taşıyan autumn'dan, autumn yerine fall da kullanabiliyorlar. In fall da diyebilirsin. In winter veya in the winter, in spring, in the spring, in summer, in the summer gibi. Tarihi dönemlerden önce in geliyor. Mesela in the Middle Ages, Orta Çağ'da derken, in the World War the Second, İkinci Dünya Savaşı'nda derken veya in the Victorian Period, Victoria döneminde derken. Sabah derken in kullanıyoruz. In the morning. Öğleden sonra in the afternoon, akşam in the evening, evening değil ama bak iki hece, evening, in the evening, gece yarısı in the middle of the night, gün ortası in the middle of the day. Evet, ikinci kullanıma geçtik. 5 dakika içinde, 10 gün içinde, 2 saat içinde, 3 yıl içinde vesaire derken o ifadelerin, o zaman ifadelerinin başına in ya da within getiriyoruz. Yani in de aynı anlamı veriyor burada. Bu kullanımda within de aynı anlamı veriyor. Mesela 5 dakika içinde diyeceğiz. In 5 minutes diyebilirim. Within 5 minutes diyebilirim. 10 gün içinde derken in 10 days veya within 10 days. 2 saat içinde in 2 hours veya within 2 hours. 3 yıl içinde in 3 years veya within 3 years. 1 saat içinde derken in an hour veya within an hour. One kelimesini kullanmıyoruz. Yani 1 saat, 1 yıl, 1 hafta falan derken hep en kullanıyoruz. In an hour, o hour'ın h'si okunmuyor. Hour ya da within an hour. Birkaç saat içinde derken çok sık kullanılır bu. In a couple of hours. In a couple of hours veya within a couple of hours ifadelerini kullanıyoruz. Şimdi in another week's time diye bir ifademiz var. Bir hafta daha sonrasında demek. Yani bir hafta daha bekleyeceksin derken mesela birisine gelecek zamanda kullanılır zaten bu ifadeler. In another week's time, in a week's time aynı şey. In another month's time, in a month's time yani bir aylık bir süre içinde. In another year's time ya da in a year's time bir yıllık bir süre içinde.
Burada da in yerine, bunların yerine, hepsinin yerine within kullanabilirim. Within another week's time ya da within a week's time gibi. Bu ifadeler tabii ki future tense'lerle kullanılıyor. Mesela I'll go to Izmir in another month's time. Bir ay içinde, bir aylık bir süre içinde İzmir'e gideceğim anlamı veriyor. Üçüncü kullanımımıza geldik. Present perfect ve present perfect continuous tense'leri işlerken bunları vermiştim ayrıntılı bir şekilde. Son bir aydır, son bir yıldır, son bir haftadır, son bir saattir vesaire derken in the last ya da past diye başlıyoruz. Sonra süreyi veriyoruz. Eğer bu birse, mesela bir saat, bir hafta, bir ay, bir yıl, bir yüzyıl gibi, o zaman bir ifadesi yok. Direkt tekil olarak bu zaman ifadesini koyuyorsun. Mesela son bir saattir diyeceksin. In the last hour diyorsun. Veya in the past hour. Son bir haftadır. In the last week veya in the past week. Son bir aydır. In the last month veya in the past month. Son bir yıldır. In the last year veya in the past year. Son bir yüzyıldır, bir asırdır derken de in the last century veya in the past century. Mesela örneklere bakalım. I haven't heard from him in the last month. Bir aydır, son bir aydır ondan haber almadım diyor. Present perfect kullanıyoruz, dikkat edin. Haven't heard. She has visited 3 countries in the last year. O son bir yıl içinde 3 ülke gezdi. 3 ülkeyi ziyaret etti. Present perfect gene. Technology has advanced a lot in the past century. Teknoloji son bir yüzyıldır, bir asırdır çok ilerledi. He's been working day and night in the past week. O son bir haftadır gece gündüz çalışıyor. Burada da present perfect continuous kullanmışız. Şimdi eğer bu son bir değil de son 2 aydır, son 2 yıldır vesaire, işte son 3 haftadır, son 5 saattir diyeceksek rakamı yazıyoruz ve tabii ki o zaman çoğul yapıyoruz. Week değil de weeks oluyor, hour değil de hours oluyor birden fazla olduğu için. Mesela in the last 2 weeks, son 2 haftadır. Last yerine pasta koyabilirdim. In the last 3 hours, son 3 saattir. Aynı şekilde last yerine pasta olurdu. In the last 10 days, son 10 gündür. Last yerine pasta olur. In the past 4 years, son 4 yıldır. Burada da past yerine last diyebilirim. Şimdi bu kullanımda present perfect'i iyi işleyenler, iyice çalışanlar bilir. In yerine for, during, over, within ifadeleri de gelebilir. Mesela in last week, son bir haftadır demek ya. Tabii last yerine gene past getirebiliyorsun. Onun yerine for the last week, during the last week, over the last week, within the last week ya da last yerine bunların hepsinde past olur diyebilirsin. Ve hepsinin verdiği anlam son bir haftadır. Geldik 4. kullanımımıza. Yer bildirirken in içinde demek veya de da anlamı veriyor. Mesela buradaki örneklere dikkat edelim şimdi. Kapalı bir mekanın içinde anlamı verir. In the living room, evin bütün bölümleri için in kullanırsın balkon dışında. Balkon dışarıda olduğu için oraya on diyorlar. On the balcony diyorlar. In the living room, in the kitchen gibi. In town, işte kasabada, şehirde, ülkede derken, bir ülkede derken hep in. In town, in the city, in the country, in Turkey, in İzmir gibi. In the office, ofiste. In my house, benim evimde. In İzmir, in England, in the cinema. In my armchair. Şimdi burada önemli bir şey var. Armchair, koltuk demek. Kolları var ya, içine gömülüyorsun. O yüzden in kullanıyorlar. Ama kanepede veya sandalyede derken on kullanacaksın. On the sofa veya on the chair diyeceksin. Ama koltukta derken, işte koltukta oturuyorum diyeceğim mesela. I'm sitting in my armchair. İçine kaçıyorsun çünkü biraz. Evet. Gökyüzünde derken in the sky, karanlıkta derken in dark
işte caddede derken in the street. Burada da önemli bir nokta var. In the street dersin ama cadde adı belli değilse, cadde adı belliyse özel ad veriyorsan, mesela Atatürk Caddesi diyeceksin. O zaman on kullanıyorsun. On Atatürk Street. In the window, şimdi bu ne demek? Pencerenin içinde değil bu. In the window dediğin zaman vitrinde demek. Mesela vitrindeki bir elbiseyi beğenmişsin. I like the dress in the window diyorsun. In the window, buradaki window pencere değil, vitrin. In the rain diyebilirsin ama under the rain de diyebilirsin, yağmurda derken. Şimdi onun da mantığı, her tarafın ıslanıyor ve sen yağmurun içindesin mantıken. In the sun aynı şekilde seni kaplıyor bütün her tarafına, hani güneş o anlamda, ama under the sun da denir. In a forest, ormanda. In a desert, çölde. In the park, in the sea, denizde derken. Ama bir deniz aracıyla denizde seyrediyorsan, ilerliyorsan, mesela kayıkta, botta, ne bileyim işte teknede, gemide deniz yolculuğu yapıyorsan, o zaman at sea diyeceksin. O zaman at sea. Ama o zaman dığı da yok. At sea. Ama denizde yüzüyorsan, oynuyorsan, neyse işte içine girmişsen yani, o zaman in the sea diyoruz. In the pool, havuzda. In the class, sınıfta. In bed, yatakta. Burada dı yok, dikkat edin. In bed. Ama yatağa girip yattıysan in bed dersin. Yatağın üstünde uzanıyorsan, üstünde oturuyorsan, örtüsünü bozmadan, o zaman on the bed diyorsun. On the bed. O zaman dı da geliyor. On the bed. Ama yatağın içine girmiş uyuyorsan in bed diyorsun. Dı da yok. In the lift, lift asansör, elevator da diyebilirsin. In the elevator. In prison, in hospital, hapishanede, hastanede. In the car, arabada. In my car, benim arabamda. In the west, yönleri belirtirken, işte batı, güney, kuzey, doğu derken in kullanıyorum ve dı var. In the west, batıda. In the south, güneyde. In the east, doğuda. In the north, kuzeyde. In a picture, bir resmin içinde. Aynı şekilde in a photograph diyebiliyorsun, fotoğrafın içinde bir şey gösterirken. Kitaptaki bir bilgiden bahsederken in the book diyorsun, çünkü bilgi kitabın içinde. Aynaya bakarken mesela, aynada kendini görüyorsun falan, in the mirror. Aynada derken in the mirror. Çünkü aynanın içinde yansıman çıkıyor. Kuyrukta derken, sırada, kuyrukta bekliyorsan eğer, in line veya in queue diyorsun. In line, in queue aynı şey. İşte mutfak dolabında in the cupboard, buzdolabında in the fridge, trafikte derken trafiğin içinde olduğun için in traffic, çukur bir tabak söz konusuysa ki ona dish diyoruz, in the dish. Çukur tabağın içinde. Ama düz tabak söz konusuysa ona plate diyoruz. Plate. O zaman on the plate. Çünkü yemek o zaman üstünde oluyor. Ama çukur tabak içine almış oluyor. Bardakta, şişede falan derken de in. In the glass. In the bottle. Mesela böyle sıra sıra evler var diyelim ki, yan yana dizilmiş. Öyle olduğu zaman row deniyor ona. In a row. Hani böyle sırayla gibi. Belli bir sıra içerisinde gibi. Bu şekilde in'in yer bildirirken kullanımları böyle. Mantığı bu. Şimdi başka nerelerde kullanılıyor? Beşinci maddemiz, ne iş ile uğraştığımızı söylerken, bundan bir alan olarak bahsederken özellikle in kullanılabiliyor. Ama bu bütün meslek dalları için geçerli değil. Böyle işte politika gibi geniş bir alansa, reklamcılık gibi, iş dünyası gibi falan, ya da bir dil söz konusuysa mesela, en çok bunlarla. İşte in business, in politics, in publishing, yayıncılık dünyasında, in advertising, reklamcılık dünyasında, a degree in French, a degree in English, bir dilde eğer uzmansan. Mesela Mr. Rees is in politics dediğinde, bu adam politikayla uğraşıyor anlamında. Politikanın içinde yani. Tim and I are in business together.
Tim ve ben birlikte iş yapıyoruz, aynı işin içindeyiz anlamında. I have a degree in English from Aegean University. Benim Ege Üniversitesi'nden İngilizce alanında derecem var diyorsun mesela. İşte İngilizce alanında derken, İngilizce de derken ve senin uğraştığın mesleği de anlatmış oluyor. O in kullanıyorum gene. Altıncı maddemiz üzerimizdeki bir giysiyi ya da bir rengi söylerken. İşte kırmızılı kadın, mavi etekli kız, işte mini etekli kız, şortlu adam gibi. O zaman da in kullanıyoruz. Çünkü o insanlar o giysilerin neresinde? İçinde. Do you know that girl in red? Mesela bir kızı gösteriyorsun. De böyle işaret sıfatı ya uzaktaki birini göstermek için. O ya da şu diye çevirebilirsin. İşte şu kırmızılı kızı tanıyor musun diyor mesela. Do you know that girl in red? Şu kırmızılı kızı. E tabi bunu birebir içinde diye çevirmeyeceksin burada. Kırmızı içindeki kız denmez yani. The girl önce ismi söylüyorsun veya the girl. Sonra hangi renk elbisenin içinde olduğunu söylüyorsun. In red. Look at the boy in black. Şu siyahlı çocuğa bak mesela. Siyahlı derken. Look at the boy. Önce boy diyorsun. In black. Lucy was in a long dress. Lucy'nin üstünde uzun bir elbise vardı diye çevirirsin mesela bunu. Lucy uzun elbiseliydi denmez yani bu cümlede. Lucy'nin üstünde vazgeçtiğine göre geçmişte o belli bir anı anlatıyor demek ki. Uzun bir elbise vardı. And Hüsnü was in a suit and tie. Ve Hüsnü de takım elbiseliydi. İşte Lucy'nin üzerinde uzun bir elbise vardı. Hüsnü de takım elbiseliydi derken gene... In a long dress, in a suit and tie diyoruz. Şimdi yedinci maddemizde içinde ayağa kalkıp yürüyemeyeceğimiz vasıtalarda in kullanılır. Şimdi otobüste ayağa kalkıp yürürsün, trende ayağa kalkıp yürürsün, bak uçakta, gemide ayağa kalkıp yürürsün. Ama kayıkta ayağa kalkıp yürüyemezsin, ne bileyim helikopterde ayağa kalkıp yürüyemezsin, arabanın içinde ayağa kalkıp yürüyemezsin. Eğer ayağa kalkıp yürüyemiyorsan içindesindir tam anlamıyla. İşte o zaman in kullanıyorsun. In a car, arabanın içinde, arabada. In a helicopter, helikopterde veya helikopterin içinde. In a small boat, teknede, küçük bir tekne, kayıkta veya kayığın içinde. In a small plane, o minnacık uçaklar oluyor ya böyle sadece oturabiliyorsun içinde. Kabin oluyor hani. Öyle uçaklarda aynı şekilde in kullanıyoruz. We were sailing in a small boat when he first kissed me. Ne kadar romantik bakar mısın? O beni ilk öptüğünde küçük bir kayıkta deniz yolculuğu yapıyorduk. Denizde seyrediyorduk. Yani sail, denizde gitmek bir vasıtanın içinde. We were sailing in a small boat when he first kissed me. Sekizinci maddemiz yayın ve konuşmalarda in kullanıyorsun. Kitapta, filmde, sözlükte, gazetede, işte dergide, o adamın konferansında, konuşmasında falan derken şuradaki D'yi in veriyor. In a book, kitapta. In the film, filmde. Şimdi E dersen bunların başına herhangi bir olur. D dersen belli bir kitap, belli bir film olur. Karışık yazdım ben bunları. In a book. In the film, in the dictionary, in the newspaper, in the magazine, in his lecture, in my speech gibi. Şimdi burada bilmediğiniz kelime varsa dictionary ne sözlük, newspaper, gazete, magazine dediği şey dergi, lecture, konferans, ders, üniversitedeki derslere de lecture deniyor, speech de konuşma. Örnek cümlemize bakalım. Diyor ki mesela bu sözcüğe sözlükten baksam iyi olacak diyor. I'd better look up this word in the dictionary. Look up the word, kelimeye bakmak sözlükten. Look up, özel olarak bunun için kullanılıyor yani. Look up the word ya da look up this word in the dictionary. Sözlükten bakayım derken mesela. Evet, dokuzuncu maddemiz bir grubun içinde derken, bir grup içinde derken gene in kullanılıyor. İşte ailede,
grupta, toplumda, koroda, sınıfta, kulüpte vesaire derken in kullanıyoruz. Bak şimdi bu cümle çok güzel. Çok dikkatli dinleyin. There are some brainless blue conservatives in this society and we should fight against them because we are the loyal followers of the greatest leader, Mustafa Kemal Atatürk. Ne diyor şimdi burada? Bu toplumda birçok dememiş, bazı diyormuş da içimden birçok diyesim geldi. Bu toplumda bazı beyinsiz, aşırı yobazlar var. Şimdi konservatif kelimesi muhafazakar demek. Onda bir sıkıntı yok. Muhafazakar olabilirsin. Hiç sorun değil. Ama blue conservative dediğinde bak bu bir deyim. Mavi diye çevirmeyeceksin orada. Blue conservative yobaz demek bildiğin. Geri kafalı demek yani. Başına bir de brainless ekleyince çok güzel bir tamlama oluyor. Sıfat tamlaması oluyor. Beyinsiz yobazlar diyorsun yani. Şimdi tersten çevirelim. İlk satırı, o virgüle kadar olan kısmı. Bu toplumda, in the society, society toplum. Bu toplumda bazı beyinsiz yobazlar var. Sonra ne diyorum? And we should fight against them. Ve biz onlara karşı savaşmalıyız. Neden? Because we're the loyal followers of the greatest leader. Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü biz Mustafa gelmiş geçmiş en büyük lider olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sadık takipçileriyiz. Yes, burada da toplumda demiş olduk in koyarak. 10. maddemiz bir şeyin ayrılmış parçalarından söz ederken in kullanılır. Mesela işte diyorsun ki elmayı 4 parçaya böldü. Şu 4 parçaya hani kesiyor ya. Cut the apple dedikten sonra 4 parçaya derken orada in kullanıyorsun. İşte soğanı 2 parçaya kesti diyeceğim mesela. Aynı şekilde kesti diyorsun önce. Sonra 2 parçaya derken o 2 parçanın başına in koyuyorsun. Mom has cut the apple in 4 pieces. Annem elmayı 4 parçaya kesti diyorsun. He cut the onion in 2 pieces. O soğanı 2 parçaya kesti. 11. maddemiz. Oran belirtirken kullanılabilir. Mesela 5 kişiden 2'si, 10 kişiden 6'sı falan derken. 2 in 5. Önce küçük olanı söylüyorsun rakamın. 5 kişiden 2'si diyeceksin ya mesela. 2'yi söylüyorsun önce küçük olanı. 2 in 5. Dediğinde 5'te 2'si oluyor. 5 kişiden 2'si. 2 in 5 are jobless now. Şu an 5'te 2'si, toplumun 5'te 2'si işsiz yani. Toplum dememiş orada da belli o. 6 in 10 are working part time here. Burada 6'da, işte 10 kişiden 6'sı, 10'da 6'sı yani 10 kişiden 6'sı part time çalışıyor. 10 kişiden ancak 4'ü kadroluymuş yani gibi. Şimdi 12. madde, dillerden söz ederken İngilizce'de, Türkçe'de, Fransızca'da, Almanca'da derken in kullanıyoruz başına. In English, in Turkish, in French, in German gibi. The article was in French. Makale Fransızcaydı diyor mesela. The article was in French, in French. So I didn't understand anything. O yüzden hiçbir şey anlamadım. 13. maddemize geldik. Şimdi ruh halimizi ya da o anki durumumuzu anlatırken in kullanılır. En yaygın kullanıldığı sıfatları buraya sıraladım. Tabii bunlar birazcık da ezber ama bunları şöyle düşünün. Bir taşla iki kuş. Yani hem in'in kullanımını öğreniyorsun hem de yeni kelime öğreniyorsun. İçinde bilmediklerin varsa kelime defteri tutuyoruz ya biz herkese söylüyorum. Her yorumda neredeyse bir kelime defterimiz olacak. Böyle bilmediğimiz kelimeleri oraya yazacağız karşısına Türkçesiyle beraber. Mümkünse bir örnek cümle kurmaya çalışacağız onunla. Sonra onları böyle 5-5 böleceğiz. Her gece yatmadan önce 5 tane ezberleyeceğiz. Şey de yapabilirsiniz bak. 2 tane büyük kase alıp
küçük küçük kağıtlara bu yeni öğreneceğiniz kelimeleri yazıp bir yüzüne Türkçesini, bir yüzüne İngilizcesini, onları kıvırıp rastgele çekebilirsiniz. Bir şey izliyorsun televizyonda mesela, iki tane kaseyi koy iki yanına, kelimelerin hepsini önce tek kaseye koy. Oradan reklam mı çıktı işte, izlediğim bir şey ara mı verdi? Çek oradan bir kağıt. Bak, Türkçesini aç mesela, İngilizcesini söyle. İngilizcesi denk gelirse Türkçesini söylemeye çalış. Eğer bildiysen o anda çektiğin kağıdı diğer kaseye at. Eğer bilemediysen bakıp anlamına tekrar aynı kaseye at. Bu şekilde kelime ezberleme de çok etkili bir yöntem. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi burada inle kullanılan kelimeler. Bu kelimeler ruh halimizi ya da durumumuzu anlatıyor. In a good mood dediğinde mesela iyi modda, ruh hali iyi yani. In a bad mood, kötü modda. In despair, acı ve umutsuzluk içinde. In tears, gözyaşları içinde. In good health, sağlık durumu iyi. In bad health, sağlık durumu kötü. İşte hocam orada birinde içinde diyorsunuz, birinde in'i çevirmeden söylüyorsunuz. Nasıl çevireyim şimdi? İyi sağlık içinde diye mi çevireyim? Bazıları çevrilmiyor. Ya o zaman sen şöyle diyeceksin. Ben bunu Türkçe'de nasıl derim? Çeviri budur. Alıp da orada in diyor. İlle ben bunu Türkçesinde içinde diyeceğim. Öyle bir şey yok. Mesela şu uyuyor. In despair dediğinde umutsuzluk içinde, in tears gözyaşları içinde, tamam bunlar uydu. Ama in good health, in bad health, iyi sağlık içinde, kötü sağlık içinde de çevrilmez ki. Sağlık durumu iyi diyeceksin, sağlık durumu kötü. In order, düzen içinde, bak bu oldu. In love, hadi bakalım aşk içinde diye mi çevireceğim bunu? Aşık bu. Aşık diye çevireceğim. In a hurry, acele içinde. Pek güzel olmuyor. Acelesi var. Daha güzel. In a mess. Karmaşa, kaos içinde. Veya dağınıklık içinde. In trouble. Başı belada. Bela içinde diye çevirince tuhaf oluyor. Başı belada. I'm in trouble dediğinde bela içindeyim diye çevrilmez. I'm in trouble. Başım belada diye çevrilir. In fear. Korku içinde. Bak bu uydu. In his ya da her absence. Onun yokluğunda, burada da uymaz Türkçesi içinde diye çevirirsen, onun yokluğu içinde olmuyor. Onun yokluğunda, in amazement, şaşkınlık, hayranlık içinde. Şimdi şaşkınlık içinde de olabilir, bir şey böyle aa derken böyle etkilenirsin ya, hafif bir hayranlık da olabilir onun içinde. In danger, tehlikede, in need, ihtiyaç sahibi, ihtiyacı var. İşte mesela paraya ihtiyacım var diyeceksin. I need money dersin tabii, o daha kestirme de. I am in need of money de diyebilirsin. In a relationship, ilişkide. Bir ilişkide şu önemlidir derken mesela. In good condition, iyi durumda. In bad condition, kötü durumda anlamı veriyor. Örnek cümlelerimize bakalım. Liz came home in tears last night. Dün gece Liz eve gözyaşları içinde geldi. I'm in a hurry now. Benim şu an acelem var. Thank God Cemşit is now in good health. Çok şükür Cemşit'in sağlık durumu şu anda iyi. A friend in need is a friend indeed. Bu bir atasözü. İhtiyaç anında olan arkadaş gerçek arkadaştır diyor. She is in love with Tim. O Tim'e aşık. I'm afraid I'm in trouble. Korkarım ki başım belada. Gina helped us a lot in your absence. Gina senin yokluğunda bize çok yardım etti. What do you look for in a relationship? Bir ilişkide ne ararsın diyor. İlişkide bak, bir ilişkide ne ararsın? His car was in very bad condition after the accident. Onun arabası kazadan sonra çok kötü bir durumdaydı. Evet, bu kullanımı da geçtik. 14. maddemiz vücudumuzun bir bölümünden söz ederken, karnımda, göğsümde, işte elimde, sırtımda, başımda, ruhumda, kalbimde, gözümde falan derken in kullanıyoruz. Mesela in my chest, göğsümde. In my leg, bacağımda. In my stomach, karnımda, midemde. In my hand, elimde. In my back, sırtımda. In my head,
kafamda. In my heart, kalbimde. In my eye, gözümde. Mesela diyeceksin ki göğsümde tuhaf bir ağrı var. I have a strange pain in my chest. Bunları da bu şekilde kullanıyoruz. Oyun adlarından önce İngiliz. İşte futbolda, basketbolda, teniste, ne bileyim işte satrançta falan, tavlada derken in kullanıyoruz. In football, in basketball, in volleyball, in baseball, in a race, in chess. Şimdi race yarış, chess satranç, in backgammon tavla, in monopoly, o aynı zaten, in hide and seek, hide and seek de saklambaç, saklambaçta, monopoly'de, tavlada falan filan. 16. Bir konudaki artışı, azalışı, değişikliği ya da ilerlemeyi anlatırken bu artmak, değişmek, azalmak, ilerlemek sözcüklerinden ve fiillerinden sonra in getiriyorsun ve neyde o ilerleme, gelişme, artış, azalma olmuş in'den sonra onu söylüyorsun. Mesela diyeceksin ki petrol fiyatlarında bir artış var. There's an increase. Önce bir artış var diyeceksin. There's an increase. Nerede? Petrol fiyatlarında. In petrol prices. There's an increase in petrol prices. Diyeceksin ki mesela biz onun notlarında büyük bir değişiklik umuyoruz bu dönem. Değişikliği nerede umuyoruz? Onun notlarında. We hope a big change in her grades this term. In her grades, but change nerede? In her grades. Biz bu dönem onun notlarında büyük bir değişiklik umuyoruz. There's a remarkable improvement in her English. Onun İngilizcesinde kayda değer bir gelişme var. Remarkable, kayda değer. Improvement, there's a remarkable improvement, kayda değer bir gelişme var. Nerede? İşte o neredeyi söylerken o gelişmenin nerede olduğunu in diyeceksin. In her English, onun İngilizcesinde. 17. maddemiz. Geçmişte, gelecekte, çocukluğumda, gençliğimde vesaire derken gene in kullanıyoruz. Mesela in the past, geçmişte. In the future, gelecekte. In my youth, gençliğimde. In my childhood, çocukluğumda gibi. 18. madde, tatillerde. Eğer tatil kelimesini kullanıyorsak başına in geliyor. Mesela onların dini bir bayramı var. İsa'nın tekrar dirilişini kutladıkları Easter. Şimdi sen eğer Easter kelimesinin devamına holiday diyeceksen başına in gelecek. In Easter holiday. In Easter holiday. Ama sadece Easter dersen o zaman at gelecek. At Easter. At Easter. Ama in Easter holiday. Veya diyeceksin ki mesela Noel tatilinde. Eğer Christmas kelimesinden sonra holiday diyeceksen in Christmas holiday. In Christmas holiday. Ama Noel'de diyeceksen, holiday demeyeceksen, sadece Christmas diyeceksen o zaman at Christmas. At Christmas. At Easter. Ama in Christmas holiday, in Easter holiday. 19. maddemiz, havada, iklimde derken gene in kullanıyoruz. Mesela diyeceksin ki böyle soğuk bir havada dışarı çıkmayı tercih etmiyorum. Havada derken başına in gelecek. I don't prefer going out in such cold weather. In such cold weather. Böyle soğuk bir havada. It must be hard to live in this cold climate. Böyle soğuk bir iklimde, climate iklim. Böyle soğuk bir iklimde, bu soğuk iklimde yaşamak zor olmalı diyorsun. 20. maddemiz tükenmez kalemle ya da mürekkepli kalemle derken in ink kullanıyoruz. Çünkü eskiden mürekkebin içine batırıp sonra yazarlarmış ya, oradan geliyor in ink. Sakın bunu hani tükenmez kalemle, mürekkepli
kalemle falan derken with ink demeyin. Ink kelimesi mürekkep demek, başına in gelecek. Ha ama kalemle diyeceksin, pen ya da pencil kullanacaksın, o zaman with dersin. With a pen ya da with a pencil. Tükenmez kalemle with a pen, kurşun kalemle with a pencil. O zaman with. Ama mürekkep kelimesini ink'i kullanacaksan in ink diyeceksin. Çünkü içine batırılıyordu eskiden. Mantık oradan geliyor yani. Mesela diyecek ki işte çekler mürekkepli kalemle yazılmalıdır diyor. Checks should be written in ink. In ink. 21. maddemiz fısıltıyla derken in a whisper. Whisper fısıltı. Fısıltıyla sakın bak. Orada ile var fısıltı ile. Ben with kullanayım. Öyle kafana göre gidemiyorsun işte. Fısıltı kelimesiyle fısıltıyla derken başına in gelecek. He always talks in a whisper. O her zaman fısıltıyla konuşur. He always talks in a whisper. 22. maddemiz. Büyük harfle derken in capitals veya in capital letters, letter. Mektup şeklinde yazılıyor. Aynı zamanda harf demek. In capitals veya in capital letters. Büyük harfle. Küçük harfle derken in lowercase. In lowercase. Burada da bak harfle diyorsun, ile. Sakın bit kullanmaya kalkma. Büyük harfle, küçük harfle derken in kullanıyoruz. In capitals veya in capital letters ya da küçük harfle derken in lowercase. Please write your name in capitals, not in lowercase. Ne diyor şimdi burada? Lütfen adını büyük harflerle yaz, küçük harfle yazma. Please write your name in capitals, not in lowercase. Geldik 23'e. İşte birisinin yaşından bahsederken mesela o 60'larında, işte o 20'lerinde, o 30'larının sonlarında derken in kullanıyoruz. He must be in his 60s. O 60'larında olmalı, tahmin yürütüyor şimdi. He must be in his 60s. 60 yaşlarında olmalı. She had her first baby in her late 30s. O ilk bebeğini ne zaman doğurmuş? İlk bebeğe ne zaman sahip olmuş? 30'larının sonlarında. Bak, in his 60s, 60'larında. In her 20s, 20'lerinde. In their late 30s, 30'larının sonlarında. She had her first baby in her late 30s. O ilk bebeğini 30'larının sonlarında doğurdu. 30'larının sonlarında sahip oldu. Ağırlık ya da yükseklik açısından derken, işte ağırlık ne demek? In weight, yükseklik, height, in height kullanıyoruz. Mesela diyeceksin ki bu iki bavul ağırlık açısından eşit mi? Are the two suitcases equal in weight? Kilo açısından, ağırlık açısından eşit mi diyorsun? Equal, eşit, suitcase, bavul. Şimdi bu iki bavul ağırlık açısından eşit mi derken, are the two suitcases equal in weight? Equal in weight, ağırlık açısından eşit mi? 25. maddemiz, eğer in'den sonra verb ing varsa, in artı verb ing görürsen bunun verdiği anlam cümleye sebep sonuç ilişkisi katar. Yani böyle böyle yaptığı için böyle oldu derken mesela, ya da şöyle şöyle yapmakla bunu yapmış oldu derken in artı verb ing kullanıyoruz. Mesela diyecek ki yurt dışında çalışmayı reddederek, reddetmekle, reddettiği için harika bir iş imkanını kaçırdı. İşte o reddetmekle kaçırıyor ya, o reddetmekle kısmı sebep. İşte orayı in artı verb ing ile söylüyorsun. In refusing to work abroad, yurt dışında çalışmayı reddetmekle, she missed an excellent job opportunity. O muhteşem bir iş fırsatını kaçırdı. In refusing to work abroad, she missed an excellent job opportunity. Sona da atabilirsin. Bunlar virgülden öncesi ve sonrası yer değiştirebilir. She missed an excellent job opportunity.
in refusing to work abroad. Aynı şey. She slammed the door and went away. O kapıyı çarpıp çıkıp gitti diyor. Kapıyı çarptı ve çıktı gitti. Go away, çıkıp gitmek. Slam the door, kapıyı çarpmak. She slammed the door and went away. And in doing so, bak ve böyle yapmakla, and in doing so, ne yapmış oldu? She upset her parents a lot. Anne babasını çok üzmüş oldu. She slammed the door and went away, and in doing so, she upset her parents a lot. Geldik 26. maddeye. İçeriye, içeride anlamı da taşıyor tabii. In, içeriye veya içeride. Mesela müdür yerinde değil, içeride değil, ofiste değil. Orada ofis kelimesini kullanmadan sadece in diyebilirsin. Ya da işte bana sallanan sandalyemi getirir misin, içeriye alır mısın diyeceksin. Balkonda duruyor diyelim ki, orada in kullanabilirsin. Could you bring the rocking chair in for me? Could you bring, neyi getirir misin? The rocking chair, sallanan sandalyeyi. Nereye? In, içeriye. For me, benim için. Sallanan sandalyeyi benim için içeriye getirebilir misin diyor. Telefonda işte müdürü isteyen biri var. Diyorsun ki the manager isn't in right now. Ya da görüşmek isteyen birisine. Müdür şu an içeride değil. Müdür burada değil anlamında. Yani ofiste değil, binada değil. The manager isn't in right now. Ve 27. maddemiz, son maddemiz. Be in. Tabii be fiilini be olarak da kullanabilirsin. İşte ne bileyim, emizar olarak, bazvur olarak falan da kullanabilirsin. Be in ya da get something in. Yani get'ten sonra bir nesne gelecek, sonra in. Bir şeyin içeriye, yani içeriye ne demek burada? Yetkiliye teslim edilmesi anlamı veriyorlar. Örnek cümlelerden bunu daha iyi anlayacaksınız. Mesela, when does your report have to be in? When does your report have to be in? Senin raporunun ne zaman teslim edilmesi lazım içeriye diyor yani. Hani bak orada teslim etmek lafı yok, hiçbir şey yok. Ama have to be in deyince ne zaman teslim edilmesi gerekiyor anlamı veriyor. When does your report have to be in? Senin raporun ne zaman içeriye verilmesi gerekiyor? The project has to be in by Friday. Projenin cumaya kadar, en geç cumaya kadar içeriye verilmesi gerekiyor. Yani içeriden kasıt ne burada? Yetkiliye. The project has to be veya must be in ne zamana kadar en geç? By Friday. You should get your application in. Bak, get arkasından neyi teslim edeceksen onu söylüyorsun. Sonra in. You should get your application in. Başvurunu diyor, vermen lazım içeriye. Before the weekend. Hafta sonundan önce. Hafta sonundan önce tersten çeviriyoruz. Sen başvurunu içeriye, yani yetkiliye vermelisin diyor. You should get your application in before the weekend. Geldik yine her dersimizin sonunda olduğu gibi günlük hayatta sıkça kullanılan ifadelere, some useful expressions. In prepositionına özel bu videoda bütün useful expressionları da in'le seçtim. Mesela birincisi, hand in hand, aralarda tireler var yalnız, hand in hand, el ele demek. Arm in arm, kol kola demek. Diyeceksin ki mesela deniz kenarında onunla el ele, dün deniz kenarında onunla el ele yürüdüm, yürüdük. We walked hand in hand. Hemen fiilden sonra getiriyorsun. El ele yürüyorsun ya, yürümek fiilinden sonra getiriyorsun. We walked hand in hand. Sonra yer, sonra zaman. Nerede yürüdün kardeşim? By the sea. Ne zaman? Yesterday. Dün biz onunla işte deniz kenarında el ele yürüdük. We walked hand in hand by the sea yesterday. He always walks. O her zaman yürür. Nasıl yürüyormuş? Kol kola. Kimle? Annesiyle. He always walks. Önce fiilden sonra kol kola diyorsun. Arm in arm. Kiminle? İle. With girecek orada. With his mom.
O annesiyle hep kol kola yürür. He always walks arm in arm with his mom. Diğer ifademiz in time, vaktinde demek. In time. We should be there in time. We should be there in time. Orada, vaktinde orada olmalıyız. In time'da daha çok before something starts anlamı var. Ya yani bir şey başlamadan önce. Mesela sinemaya gideceksin. In time dediğinde film başlamadan önce orada olalım. İşte konferans, toplantı, ders, iş vesaire başlamadan önce orada olalım. Ha ama dakik olman gereken bir şey varsa. İşte işe gideceksin. 9'da mesai başlıyor. 5 geçe gittin mi adam delleniyor patron. İşte öyle bir durum varsa o zaman on time diyorsun. Derse geç girsen de sorun olmayacaksa in time dersin mesela. Vaktinde gidelim. Ama kadın 9'da başlayan derse 1 dakika geç gelsen seni almıyorsa on time dersin. On time'da dakik olmak anlatılır. Saat 9'da bir şey olacaksa tam 9. Ama in time'da 9'a 10 kala, 9'a 20 kala, 9'u 5 geçe de olabilir anlamı var. Evet. Diğer ifademiz in private, özel, baş başa anlamında. Mesela daha çok konuşmak fiiliyle kullanılır bu. Baş başa konuşabilir miyiz, özel konuşabilir miyiz gibi. Mesela diyor ki, could I have a word with you in private? Seninle özel konuşabilir miyiz, bir iki kelam edebilir miyiz diyor yani. Have a word with, bak ifadeye dikkat edin, have a word with, bir iki kelime etmek, bir iki kelam etmek, bir iki bir şey konuşmak. Could I have a word with you in private? En sona koyuyorsun. Özel olarak baş başa konuşabilir miyiz? Bir iki kelime diyorsun yani. Evet. In every respect. Her açıdan demek. Bu da cümlenin sonuna geliyor. In every respect. Mesela diyorsun ki bu şarkının yeni versiyonu her açıdan daha kötü. The new version of this song is worse in every respect. Şarkının yeni versiyonu her açıdan daha kötü derken işte önce daha kötü diyorsun, böyle cümleyi kuruyorsun tam olarak. O her açıdan, in every respect, cümlenin en sonuna getiriyorsun. In cost, fiyat açısından demek. In cost. Mesela, what's the difference in cost between the two computers? Bu iki bilgisayar arasında fiyat açısından fark nedir diyorsun. Şimdi her açıdan, bir sürü açıdan fark olabilir de fiyat açısından farkı soruyorsan what's the difference in cost between? Kalıp bu. Bir şey, iki şey arasında fiyat açısından farkı soruyorsan what's the difference between? Pardon, what's the difference in cost between? What's the difference in cost between? Sonra o iki şeyi söylüyorsun. The two computers. Bu iki bilgisayar arasında fiyat açısından fark nedir? In, trend, moda anlamında da kullanılıyor. Hani in, out yapıyorlar diye bize de. Saçma salak İngilizce kelimeler kaptıkları zaman Türkçe konuşurken nefret ederim. Var diye bir ara böyle magazinlerde falan işte bilmem ne in, bilmem ne out diye. İşte in, aslında onun orijinali in fashion ama fashion kelimesi moda demek. Fashion atıyorlar. In diye de kullanıyorlar moda, trend anlamında. Mesela diyecek ki bu yaz mini etekler moda. Mini skirts are in this summer. Onu bak vurguyu çok dikkat edin. Şöyle okursan onu sanki summer'a aitmiş gibi düşünüp in this summer diye okursan gitti cümle. Çok iğrenç bir şey olur. Mini skirts are in this summer. Hayır öyle okumayacaksın onu. Mini skirts are in this summer. Bu yaz mini etekler moda. In fashion da diyebilirsin in yerine. Diğer ifademiz in reply to veya in response to. Cevaben, bir şeye, birisine, bir soruya cevaben anlamı veriyor. Mesela he refused to say something, bir şey söylemeyi reddetti. In reply to the journalist's questions. Gazetecilerin sorularına cevaben, tersten çeviriyorsun bak. Tamlama ne orada? Gazetecilerin soruları. Ona cevaben oluyor. Başına in reply to getirince. In response to da olabilirdi burada. Gazetecilerin sorularına cevaben bir şey söylemeyi reddetti. He refused to say something. Buraya kadar ne demek? Bir şey söylemeyi reddetti.
In reply to the journalist's questions, gazetecilerin sorularına cevaben. In all honesty veya in all truthfulness, tüm samimiyetimle, bütün dürüstlüğümle demek. In all honesty veya in all truthfulness. Bunları cümlenin en başına getiriyorsun, virgül koyuyorsun, sonra tam cümle kuruyorsun. Mesela, in all honesty, I want to make some criticisms. Bütün samimiyetimle bazı eleştiriler yapmak istiyorum diyor. Ya da in all truthfulness, you're my best friend. Bütün samimiyetimle en iyi arkadaşım sensin diyor. Evet, geldik bugünkü deyimimize. Today's idiom. Onu da inle seçtim. İn zehirlenmesi yaşıyoruz yalnız şu an. In all. In all. Toplamda demek. En sona atıyorsun bunu. Mesela hesap toplamda 100 dolara geldi diyeceğim. Bayağı gelmek fiilini kullanıyorsun burada came. The bill, hesap ya da fatura. Came to, geldi. $100 in all. Hesap toplamda 100 dolara geldi. The bill came to $100 in all. Evet, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ama çok kullanımı varmış diye düşünmeyin. Bunlar hep aslında cümle kurarken bizim ihtiyaç duyduğumuz ama böyle arayıp bulamadığımız, işte burada ne diyeceğim dediğimiz ifadeler. O yüzden bunlara böyle sıkı bir şekilde çalışırsanız, notlar alarak, her biriyle kendinizle cümleler yaparak çalışır ve bol bol da tekrar ederseniz, o cümleleri yüksek sesle okuyarak tekrar ederseniz çok faydalı olacaktır. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü bu bizim için çok değerli, bizim için büyük bir destek. Bir de eğer faydalı bulduysanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.